Aslında bir yerde yanlış yapmış ama neyse, karıştırmayayım, şimdi söylemeyeyim. Normal görmeyin. Çizgiyi görmezseniz de olur. Şöyle soruyu görün bir an için. Şöyle düşünün. Böyle görseniz ikisini nasıl bulursunuz? Bu tarafa atarsanız 11. 11 bölü 2 dersiniz. Zor mu? Hı? Doğru mu? Hocam ilk önce Evet hocam. 11'den 7 çıkarmamız gerekiyor. 11'i 20. 11'den 7 mi çıkarmamız gerekiyor? Hocam daha doğrusu 11'i 7'ye bölmemiz mi dedi arkadaş? Tam anlamadım da. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben yapmıyorum. Bir de yani yapmadan sonuç bulayım. Bir de yapıp sonuç bulayım. Şimdi böyle buldum. 11'i 7 ekledim. 18. 9 çıktı. Ama 9 7'den büyük olduğu için bir daha böldüm. Cevap 2 dedim. Bu 1. Eğer buradan itibaren yazsaydım 11'i 7 böldüğümde 2x eşittir 4 olacaktı. Cevap yine 2. Ya ben hocam 7 eklemeyeceğim, 7 çıkaracaktım deseydi yine 2. Yani sonucu hiçbir zaman değiştiremezsin zaten. Yani hocam ben şöyle düşündüm. Normalde de öyle yapıyorum. 7'den büyük bir sayı Hemen gördüğümde bölüyorsun. direkt 7'den kalan çıkarıyorum. Yani öyle düşündüm. Aynen. 7 yok Doğru kalan doğru. olarak. Doğru. Yanlış değil. Sadece yani yapmasam da yanlış olmayacağını, hani diğerleri de düşünsün. Hani sabit onun haricinde başka yolla yaparsam yanlış olur diye düşünmesin diye söyledim. Tamam hocam. Geçtim. Şöyle bir an için burayı kapatın ve bana şuraya sadece bilgi versin. Diyor ki yani kısacası sonucum 8'den küçük olacak. Yani bu sonuç 8'in kalanı olacak diyor. Bunun için önce şurada normal denklemde nasıl x'i bulursan öyle bulacaksın. Ben normal şartlarda burayı yukarı 2 ile çarparım. 8, 2 ve 2 toplarım. 9x eşittir 7. X eşittir 7 bölü 9. Var mı sıkıntı burada? Heyecan. Şimdi amacım x'i bulmak. X'i buldum. Y'yi bulmak. Y'yi bulmak için buraya eksi 4 de çarparım. Ve toplarım. 9y eksi 19. 19 bölü 9. X, Y'nin toplamı eksi 12 bölü 9. 8 istediği için sadeleştirilebiliyor. Önce bir sadeleştireyim istersen. Şöyle 3'e böldüm. Şimdi ben buraya 8 eklesem ne olur? 12 olur. Böldüm. Eksi 4. Negatif olamaz sonuç. Bir daha 8 ekledim. Cevabı 4 deyip bitiririm. Anlaşıldı mı? Var mı sorun? Hocam Evet. bizden sınava ilgili Anlamadım. yazmak için. Ne yapayım? Biraz bekleyebilir misiniz Tabii ki yazmak beklerim. için? Tabii ki beklerim. Niye beklemeyeyim? Tamam hocam. Tamam hocam ben Biliyor yazdım. musun? Evet. Bu eksi 8 mi modeli değil mi hocam? Nasıl? Hani 4'ün üzerine modeli ekledik ya. 4'ün üzerine mod 8'i ekledim. Mod 8 olduğu için. Şurada 8 olduğu için hepsi. Hocam 8 ekleyince moda eksi 4 var ama orada. Şimdi 4, eksi 4 olarak düşünmedim. Artı 4 olarak düşündüm. Sen eksi 4 Ha, olarak da anladım düşünmek hocam. istiyorsun. Onu da düşünebilirsin. 4 eklersin. Tamam yapalım mesela. 4 ekledim. 4 bölü 3. Yetmedi. Bir daha ekliyorsun.
4. Yani etkilemez. Anladım hocam. Geldim buraya. Şimdi burada da aynı şekilde 5'in bölümünden kalanı soruyor. X kalan olacak 5'in bölümünün. Bak Z mod şeklinde yazıyor. Hani sen şimdi modüler aritmetik olduğunu ben söylüyorum. Sınavda bunu bilmiyorsan anlaman için söylüyorum. Bak Z 5 diyor. Yine anlamadın. Şıklarda zaten hepsi 5'ten küçüktür. Yani 4, 3, 2, 1, 0 yazar. Buradan da uyanman gerekir. Ama bu zaten Z mod demek. Mod 5 demek. Buraya baktığımız zaman hemen tam sayı yapabilirsin. Paydaları eşitleyebilirsin. En son eşitliği yani en son 5'e bölersin veya 5 eklersin. Tamamen sana kalmış. 5 eklediğimde 8 oldu. 4, 2'ye böldüm 4. 5 eklediğimde 6 oldu. 3'e böldüm 2. 5 eklediğimde 8 oldu. 2'ye böldü. 4'e bölünce 2. Eksi olarak düşünmedim. Sayı olarak düşündüm. Daha rahat böldüm hemen. Gitti bunlar. Cevap neymiş? 4. Anlaşıldı mı? Evet. Geçtim. Bu soruyu çözdük biz. Az önce aynı soruyu yazmışım yanlışlıkla. Buradaki soruyu ne yapmıştık? Eksi bir, eksi bir, eksi bir diye yazıyoruz. Yazdım. Yazdıktan sonra hem 2'nin hem 3'ün hem 5'in katı olan ne var? Ok ekini alın. Eğer ortak katları varsa hani bu 2'ye bölünüyor. 2 burada da 6 yazıyorsa ok alın. Kesinlikle atlamayın. Ama bunların hepsi birbirine asal sayısı olduğu için çarpmam yeterli. 5, 3, 2 çarptım. 30 ve katları. 500'den büyükmüş A. O yüzden katı dediğim şeyi biraz büyütmem lazım. Eğer 10 versem 300 oluyor, küçük kalıyor. 15 versem 450 oluyor, küçük kalıyor. 17 versem nasıl kaldı? 510. 510. Evet 510. O zaman bir tık düşür. 16 benim işimi gördü. 16 katı diyebiliriz. A eksi 1. Pardon, A büyüktür diyor zaten. 17 diyeceğiz. 16 küçük kalıyor. 17 diyeceğiz ki 500'ü geçsin. A 500'den büyük. 17 diyeceğiz. Daha da büyütmeme gerek yok çünkü minimum diyor. Tamam. A eksi 1 510. At bu tarafa A eksi 1'in birini. 511. Var mı sıkıntı? Hayır. Bu soruda ne yaparız? Ortak bir parantez alsak. 8 gibi. Evet. Başka düşünen var mı? Gençler.
Yani hocam bu şeyleri çıkarsak diyeceğim ikisini, onlardan kalitesini bir şeyler elde etmeye çalışsak olur mu? Yani olmaz Hepsi bir tabii. şeyin katı. 8, 8, 8 Evet hocam. ya da 12 mi? Yani ortak en büyük katı hangisi? 8 gibi duruyor. Bakarsan 8 çarpı 4, 8 çarpı 12, 8 çarpı 3. O yüzden tabii karesini unutma. 8 kare 3'ün karesi, 8 kare 4'ün karesi, 8 kare 12'nin karesi. Biz de 8'in karesini alırsak 3'ün karesi, 4'ün karesi, 12'nin karesi ve kök var. Buraya baktığın zaman 8 dışarıdan kurtarıyor paçarıyı. 8 diye çıkıyor. Burası toplaman gerekiyor. Ayrı ayrı çıkaramazsın arada artı varsa. 25, 169 ediyor. Bu da 13 diye çıkar. Çarparsam 104. Mikrofonu kapatalım. Mikrofonu kapatalım. Gençler, kayıt alıyorum. Evet. Geçtim. Geldiğimiz zaman buraya baktığımda aşağının tam katı olan bir şey aramam lazım. Burada 2 bölü 3 paranteze alsam, 2 bölü 3 paranteze alsam, 1 bölü 11, 2 bölü 13, 4 bölü 15. Aşağının tam sadeleşiyor bak. Cevap 2 bölü 3. Geldim buraya. O başta sormadığım soru tiplerinde falan var. Soru olasılık var zaten. Permütasyon. A artıyla A çarpı Y 6 vermiş. Burada da A küp B küpü sormuş. Bizim A küp artı B küple ilgili bildiğimiz formül ne? Bu. Eğer buraya 6 yazarsan 6'nın kübü 216 eksi 3 çarpı 6 çarpı 6. 36'yı 3 ile çarparsam 108. Şöyle yazdığım zaman cevap 108 eder mi? Hı? Var mı sorun? Yok hocam. Yok hocam. 2'nin parantezini aldığım zaman 2 üzeri 2 2 1 2 üzeri x'in parantezini alıyoruz sonuçta. 192 2 üzeri x 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 1 ekledim. 3 192 64 x buradan 6. Bu basitti. Şimdi 72 çarpı 73. Orada artıydı, burada çarpma var bakın. 8'i sormuşuz bu sefer. Burada ne yapacağız? 2 tabanlı bu. 2 olduğu için ben 73'te kaç tane 2 olduğunu öğrenmem lazım. 3, 36 bir daha 2'ye böldüm. 18 bir daha 2'ye böldüm. 9 bir daha 2'ye böldüm. 4 bir daha 2'ye böldüm. 2 bir daha 2'ye böldüm. 1. Topladım şunları. 1, 2 daha 3, 4 daha 7, 16, 34, 34, 70. Yanlış toplamadık değil mi? Toplayalım tekrardan. Şöyle 20. Aynen 70. 2 üzeri 70. Bu da normal bir sayı. Normal sayı olduğu için biz yazabildiğim kadar 9 çarpı 8'dir bu. Yani buradan da 2 üzeri 3 geliyor. Şuradan. Çarpıldığı zaman tabanlar aynı, üstler toplandı. 2 üzeri 73 tane 2 varmış. 2 üzeri 73. Bu iki sayının çarpımından. Bu ne demek? Yazabileceğim
200'leri 73 ya. Burası 73 olmuyor. 3'ün katı değil. Ama yazabileceğim 3'ün katı ne var? 24. 24. Tamam mı? 72 oluyor. O da maksimum sayı oldu. Şimdi burada da payda bu çünkü birçok kez çıktığı için hatta geçen sene de öncekinde Akdeniz'de de çıktı. Ege'de de çıktı bir dönem. Sürekli sordukları için bir daha sormak istedim. Ama farklı bir soru aynısı değil. 6 yazdım. 6 yazınca 0. Burası 2 oldu. Cevap 12 mi diyeceğiz? Evet. 12 diyeceğiz. Geldik. Çözümleriyle beraber bilerek yazdım. Çünkü unutursunuz, not almazsınız. Bunları yazdım. Bunlar da sınavda çıktı. Mesela bu Sakarya Üniversitesi'nde çıktı. Biz de bunu daha önce söylemiştik çıkabilecek soruları diye. Direkt işaretlemişti öğrencimiz. Şimdi bunlar bir yolu var. Dediğim gibi iyi dinlerseniz çok rahat kavrarsınız. İkizler havaya atılmış. İkizler havaya attın. Üst üste gelen sayıların toplamı 8'den büyük olma olasılığı. Şimdi buradaki olay şu. Havaya attın. 2 gelmesi bir olaya bakıyor. Bir kere gelebilir. 2. Çünkü 1 ve 1 var. Sadece zarla attın. 1 ve 1. Toplamı 3 gelmesi 2 durumu var. Nasıl? 1, 2, 2, 1. Hani bir atarsın bir diğer bir gelirken diğer zar 2 gelir. Bir de tam tersi olur. 4 gelmesi yine 3, 1, 1, 3. 2, 2 gibi olayların toplamı 3 tane oldu. Biz bunu dediğim gibi böyle kendimiz tek tek bulmamıza gerek yok. Olay şu şekilde oluyor. İkizler olması lazım ama. İkizler atıldığında 2, 3 toplamlarını buraya yazıyorsun sıra sıra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En son çünkü 12 olabilir 6'ya 6 olduğu için. Adet olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan başladın. Sonra geri gidiyorsun. 5, 4, 3, 2, 1. Gittikten sonra artık işlemin bitti. 8'den büyük olan dediği için senin 8'den büyük olan bunlar var. Bunlara bakıyorsun. Toplam şey sorduğu için, olasılık sorduğu için normalde altta tüm durum yazarsın. Yani ikizlerin atıldığı zaman tüm olasılık 6'nın karesidir. Yani 36'dır tüm durum. 8'den büyük olması kaçtır? 8'den büyük bunları toplarsın. 4, 3, 2 ve 1 adet olarak toplarsın. Toplamını değil. Yani 4 tane zarım benim 9'dan büyük. 3 tane durumum 10'dan 2, 11, 1 de 12 olacak. Yani toplamda benim istediğim kaç tane durum var deney? Kaç deney var? 10 tane. 21. Evet. Şimdi şöyle. 10 tane. 10 bölü 36'da sadeleştirirse 5 bölü 6. 5 bölü 18. Şunu söylemek istiyorum ama. İki tane zar var değil mi? Zar var. Bu iki zarın bize gerçekten incelenmiş hali. İncelenmiş hali. Topla burayı. Topla hepsini. Topla 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 topla. 36'dır. Yani ben iki tane zarla yapabileceğim maksimum 36 tane durum var. Bu 36 tane durumu içinden 8'den büyük olan sadece 10 tane durum var. 10 bölü 36 da bana 5 bölü 18'i verir. Bu güzel bir tablo. Neden? Çünkü burada her şeyi biliyorsun artık. Bir tane durumun ilk toplamı 2 var. Yani tamamen iki tane zarla yapabileceğin her şey burada. Olasılığı da şöyle özetleyelim, hiç bilmeyen için. Olasılık, deneyin gerçekleştiği tüm ihtimaller. Tüm ihtimalleri ve istenilen sonuç. Yani ben havaya bir zar attım. Zar attım. Zarın
Deneyin tüm ihtimalleri zar 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 4 gelir, 5 gelir, 6 gelir. 6 tane deney sonucum var. Yani zarın yere düştüğünde 6 farklı sonucu çıkabilir. Ama benim istediğim, örnek veriyorum, tek gelmesini istiyorum. Tek gelebilecek durum sayısı 1, 3, 5. 3 tane durumum var. Demek ki olasılık 1 bölü 2. En basit kavramı budur. Deneyde çıkabilecek tüm ihtimaller yukarıda da istenilen sonuç. Geçtim. 10 elemanlı bir kümenin Hocam, efendim dostum. Söyle. hani bu 8'den büyük olma ihtimali diyor ya, Evet. 8'den büyük olma ihtimali tek 10 değil ama yani başkaları da oluyor. Bunu biraz daha açıklık getirebilir misiniz? Nasıl oluyor? Tam anlamadım da be. 8'den büyük 10 oluyor derken Yani 8'den büyük olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Hani siz 10 yazdınız hocam bir konu. evet. Yani tam olarak niye 10 yazdınız hocam? Ha, başka var Yani sıra deyince yok. Sen baş adedi mi topladık? evet, tamam. Yok, sen başka var deyince önce sen söyle diyecektim. Hangisi var? Ben de onu şey yapayım. Düzelteyim diyecektim. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Sen 10 neden çıktığını sorguluyorsun veya nasıl 10 oldu? Doğru mu? Evet hocam, evet. Tamam. Şimdi şöyle bir şey Evet var. hocam. Zaten buradaki 8 ile 10 öyle bir 10'dan bahsetmiyoruz. İstenilen sonuç ve deneyin sonucu. Şimdi sen o zaman olayı şöyle yanlış anlamış olabilirsin. Mesela bir zarı havaya attım ya. Zarın 6 olma, zardaki 6'dan bahsetmiyor bu. 6 tane farklı durumdan bahsediyoruz. Zarın yere çarptığında İhtimal. çıkabilecek sonuç. 1 çıkar, 2 çıkar, 3 çıkar, 4 çıkar, 5 çıkar, 6 çıkar. Kaç tane deney sonucu çıkar? Bu 6 o 6. Zardaki 6 değil. Ya da demin yazdım 10, 8'den büyük olduğu için 10 değil. 10 tane durum. Buradaki 6 da önce küçük olan, yani basit olanı söyleyeyim. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane durum var. Zarı attın. Ben sana tek gelmesinin olasılığını soruyorum. 1, 3, 5. Yani 3 tane durum var. 3'ü 6'ya böldüm. 1 bölü 2 olasılık. Bu bir. Şimdi geldik buraya. Anladım hocam. Dedim ki 2 tane zarı atıyorum. 2 tane zarı aynı anda attığım için tüm olasılık 36'dır. Yani zarı attığımdaki tüm gerçekleşecek farklı ihtimallerin hepsi 36'dır. Bunu 6 üzeri 2 olarak düşünebilirsin. Şimdi bunu düşündüm. Buradaki ihtimalden sonra yukarıda bir tane şey söylemiş bana. Demiş ki tamam, zarı at. Tüm durum bu. Ama benim senden istediğim demiş toplamı 8 olan. Toplamı 8, 8'den büyük olan. 8'den büyük olan 9, 10, 11, 12. 9 olan 4 tane durum varmış. 4 durum. Bu tablo pratik olsun diye biz kendimiz yazdık bunu. Yani birkaç kitapta da var ama hangi kitapta gördüm bilmiyorum. Bir kitapta da gördüm, YÖS kitabında. 2 zarı attığın zaman toplamı 9 olan 4 durum varmış. 10 olan 3 durum varmış. 11 olan 2 durum. 10'a 12 olanı da zaten bilirsin. 6 ve 6 gelmesi. Başka bir durum yok. Mesela 1. 11 olması durumu 6, 5, 5, 6. Ama bunların hepsini bulamayacağımız için bu tabloyu ezberlersek çok iyi olur. 8'den büyük olması 4, 3, 2, 1 durumlarını topla. 10 tane durum varmış. Yani 5 bölü 18. Eğer bunların hepsini toplarsan 36 ettiğini görürsün. Yani bir zarı attığın zaman 36 tane durum var zaten. İki zarı attığında. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Evet. 10 elemanlı bir kümenin en az bir elemanlı. Bu arada 165. soruda filan ara vereceğim. Ondan sonra da zaten tüm soruları bitirip de öyle bitireceğiz derse. 10 elemanlı bir kümenin en az bir elemanlı alt kümelerin sayısı kaçtır? En az bir elemanlı. Şimdi şöyle bir durum var. Bana gelirken pazardan bir tane, en az bir tane elma getir dediğim zaman sen en az bir tane elma getirebilirsin. Ama bazısının cebinde parası vardır, iki tane getirir. Bazı üç tane getirir. Çünkü en az bir tane ile gel dedim. O halde bir kümenin alt kümelerini bulurken 10 elemanlı bir küme ise bu 10 elemanlı kümeden ben en az bir tanesini istiyorum. Yani 10 üzeri 1'i istiyorum. 10 üzeri 2 de olabilir. 10 üzeri 3 de olabilir bu.
Ama nereye kadar gelebilir? En fazla 10 tane eleman olduğu için 10 ne olabilir? Yani onun 10 elemanlı alt kümesi olabilir. Daha fazla değil. Çünkü yok. Elde yok. Bunu hesaplamak tek tek biraz güç. Yanına bir tane 10 üzeri 0 eklediğin an senin formülün çıktı. Formül 2 üzeri 10 değil miydi? Formülü yazayım istersen. En üzeri 0, en üzeri 1, en üzeri 2 ve en üzeri n'e kadar olan kombinasyon 2 üzeri n'e eşittir. Biz de o zaman 10 üzeri 0'ı ekledim. Ekleyince bu çıkıyor 2 üzeri 10. Ama senden burayı istiyor. At bunu bu tarafa. Bu 1 demek. 2 üzeri 10 eksi 1 çıkmaz mı sonucu? Gençler. Evet hocam. Evet. Şimdi 158. soru. Bir şekilde 6 eş kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş kare var. Ve 12 nokta ile kaç farklı üç